anne, baba, çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen, ben, biz, hepimiz bir aileyiz. Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Merhaba, Ailece program ekibi olarak dinleyicilerimize mutlu bir hafta dileyerek programımıza başlıyoruz. Programımızın yapımcıları Gülben Şahin, Dorukan Yılmaz, Mutlu Füsun Küçük ve Sinem Erdem Ünlü. Teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Saat 10.50'ye kadar birlikte olacağız. Efendim, programımızın ilk konuğu çocuk ve ergen psikiyatristi, doçent doktor Sayın Serhat Nasıroğlu. Sınav odaklı çocuk yetiştirme kavramına ilişkin görüşlerine başvuracağız. Programımızın diğer konuğuysa Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nigar Demircan Çakar. Üniversiteler açılırken şeffaf üniversite tanımlamasını konuşacağız kendisiyle. Her hafta olduğu gibi programımızda Fatih Özkılınç'ın hazırladığı Bilmekte Fayda Var köşemizde yer alacak. Eğer hazırsanız Ailece başlıyor. Efendim, Ailece'ye yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine iki önemli konuyu sizlerle paylaşacağız. Bugün de sınav odaklı çocuklar mı yetişiyor diyeceğiz. Hayatımız sınav mı oluyor? Gerçek hayattan kopuyor muyuz sınav sebebiyle? Bunlardan bahsedeceğiz. Telefon attığımızda çocuk ve ergen psikiyatristi, doçent doktor Sayın Serhat Nasıroğlu var. Hocam hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk Emre Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Gerçekten çok önemli. Sadece çocukları değil, aynı zamanda velileri de ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Malumunuz liseye geçiş ve üniversite sınavlarının son yıllarda değişmesiyle ortaya çıkan belirsizlik hem çocuk hem de ebeveynleri oldukça kaygılandırdı. Yeni sistemde yol haritasının belirleyemeyen çocukta ne tür kaygılar uyandı hocam? Evet Emre Bey, gerçekten de şimdi bu son değişikliklerle birlikte bizim polikliniklere, hastanelere olan başvuru sayısı da çok arttı. Evet. İşte daha önce 100 çocuktan 2'si 3'ü bu sebeple gelirken neredeyse 2 katına çıkan bir sayıdan bahsediyoruz. Hı hı. Peki ne oluyor? Yani neden bazı çocuklar bu stres ve belirsizliği daha rahat atlatırken bazıları çok daha ciddi bir şekilde atlatıyor? Tabii belirsizliğin başlı başına stres kaynağı olması ayrı bir konu. Onu bir yere koyalım ama neden bazı çocuklar bunlardan daha fazla etkileniyor. Bunları da biraz konuşmak istiyorum işin açıkçası. Buyurun, hani buyurun hocam. Tek ailelere de yön vermesi açısından. Buyurun. Bizim verdiğimiz kararları ya da stresi anlayabilmemiz için biraz da beynin işleyişini bilmekte fayda var. Şimdi bir yeni doğan bir çocuk düşünün. Yani anne karnından doğuyor ve etrafında binlerce ya da belki on binlerce karar vermesi gereken durum var. Örneğin işte sehpanın üzerinde bir telefon varsa bu telefona dokunacak mı, yiyecek mi, dökecek mi bilmiyor. Bu durumda da işte primer ona olarak bakım veren kişi, anneyse anne, babaysa baba ya da bir kurumda çalışıyorsa kurum yetkilisini taklit etmeye başlıyor. Evet. Ve ondaki aldıkları bu güven duygusu, eğer iyi bir güven duygusu varsa bunu kendi içine aktarıyor ve çocuk huzur bulmaya çalışıyor. İşte bu huzur bulma döneminde artık çocukta bir şema gelişiyor. İşte nedir bu şemalar? Ben toplum tarafından seviliyorum, annem beni seviyor, babam beni seviyor ve hayat öngörülebilir. Evet. Bu tabii çocukluk yaş dönemine de yansıyor. İşte yarın okula gideceğim, sabah kahvaltım gelecek, akşam yemek yiyeceğim, babamla oyun oynayacağım. Bir öngörülebilirlik var. Ve önünde bir sınav söz konusu. İşte annesi, babası, öğretmenleri bir sınavdan bahsediyor. Sınavın nasıl yapılacağını anlatıyor. Ve bir şekil çiziliyor çocuğa. Bir sınır çiziliyor. Hı hı. Ve çocuk bu sınava göre hazırlanıyor. Zaten geçmişte aldığı durum da bu şekildeydi. Babaya güvenilir, topluma güvenilir. Ve onların söyledikleri genel itibariyle %100 olmasa bile doğru çıkar ve ben de hayatımı buna göre şekillendirebilirim der çocuk. Evet. Ama sonra bir gün bir gazete haberiyle tüm bu sistemin değiştiğini öğrenir. Yani çocuk uzun yıllardır hazırlandığı bir sınavın sisteminin değişmesiyle birlikte geçmişteki güven duygusunu da kaybetmeye başlar. Yani mesele sadece sınavı kazanmamanın da ötesinde etrafında duyduğu güveni de kaybetmeye başlar. İşte bu güven duygusunun kaybı çocukta bu sefer kaygıyı ve anksiyeteyi beraberinde getirir. Hı hı. Şimdi tabii kaygı ne demek? Kaygı demek eğer basit bir kaygıysa, hafif bir kaygıysa aslında olumlu bir şey. Yapılan tarih deneyleri var, şunu gösteriyor. Küçük kaygılar öğrenmeyi kuvvetlendiriyor, hafızayı güçlendiriyor. Değil mi? Ama yoğun kaygı, bu çocuklarda olduğu gibi yoğun stres, bu sefer öğrenmeyi
olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü yoğun stres ve kaygı aynı zamanda beynin stres hormonlarını da arttırıyor. İşte kortizol dediğimiz bazı hormonlar var, bunları da arttırıyor. Aynı zamanda beynin hafıza merkezi olan hipokampüs dediğimiz bir beyin bölgesi var. Bu bölge de olumsuz yönde etkileniyor. Bu durumda da çocuklarda bir sefer unutkanlık, öfke nöbetleri, sinirlilik, yeme sorunları, huzursuzluk, aile içi ilişkilerde sorunlar, sosyal ilişkilerde geri çekilmeler, depresyon dediğimiz işte artık hayattan keyif almama, daha önce yaptığı aktivitelerden uzak durma, bu tür sorunlarla da karşılaşıyoruz. Evet, evet hocam. Öyle bir hal alıyor ki çocukla not ve aile seviyesi arasında bir bağlantı oluşuyor hocam. Yani eğer ben iyi not alırsam, sınavdan geçersem ailem beni sevecek. Eğer geçemezsem de ailem beni sevmeyecek diye bir algı oluşuyor ne yazık ki, değil mi? Evet, tabii tabii. Yani şöyle, aslında bir kavram var. Mükemmel anne, mükemmel baba. Şimdi insanlar artık sanırım bu yola girmeye başladılar. Artık çocuk sayısı azalmasıyla birlikte modern aile yaşantısında 1-2 ya da maksimum 3 çocuk oluyor genel itibariyle ailenin bir kısmında. Bu durumda da şöyle bir düşünce oluşuyor. Yani ben ne yapamadıysam bu çocuğa bunu vermeliyim. Belki de bilinç dışı bu anneler, babalar, kendi anne babalarına da belki mesaj vermek istiyor olabilirler. Bak siz bize bunu yapamadınız ama biz kendi çocuğumuza yapıyoruz. Ya da topluma. En iyisini ben yapıyorum. Ben doktor olmak istemiştim ama sen bana yeterince imkanlar... Doğru ya da yanlış veremedin ama ben kendi çocuğuma veriyorum. Bu bilinç dışı tabii ki. Bilinçli olarak bunlar söylenmiyor. Ama bir şekilde çocuklarına bu yansıtılıyor. Bazen ailelerle konuştuğumda hani siz çocuğa ne söylüyorsunuz da çocuk bu kadar yoğun stres içerisinde dediklerinde hocam biz aslında bir şey söylemiyoruz. Yani işte sınav önemli değil diyoruz diyorlar ama çocuğa verilen mesaj aslında böyle değil. Hani sözde olarak bunun önem verilmediği ifade edilse bile mesela şöyle şeyler oluyor. Sınavı nasıl geçti? İşte iyi geçti. Kaç aldın? 80 aldın. Peki diğer arkadaşların kaç aldın? Kaçıncı oldun? Bak bu puanla iyi bir tıp fakültesine giremeyebilirsin. Yine de karar senin. Hani aslında böyle bilinç, çocuğun bilinç dışına bir mesaj veriliyor zaten. Hani işte bak iyi bir not alsaydın sana çok iyi bir ödül verecektim ama artık bunu yapmadığın için bunu yapmayacağız gibi artık. Bir şekilde çocuğa olan ikili ilişkileri ve diyalog ders ve not üzerinden oluyor. Ve artık çocuk şöyle düşünecektir. Ben koşulsuz sevgiye sahip değilim. Koşulsuz sevgi olmayacak ve benim sevilebilmem için de arkadaşlarım tarafından ve ailem tarafından sevilebilmem için başarılı olmam gerekir. Doğru. Ve bu başarılı olma duygusu çocukta yoğun stresi beraberinde getirir. Sadece stresi de getirmez. Bu durumda kolay yönlendirilebilen çocuklar olur. Eğer siz kendi çocuğunuzu olduğu gibi kabul etmezseniz ve ona olan sevgimizi başarı odaklı olarak yönlendirirseniz bu sefer çocuk kendisinden koşulsuz olarak sevebileceğini düşündüğü ya da bunu ona gösteren kişilere gitmeye başlar. Bu da çocukların ihmalinin, istismarının da yolunu açar. Evet. Yani neden çocuklar bana düşüncelerini anlatmıyor, neden işte ben çocuğumun hayattaki hiçbir şey öğrenemiyorum sorusunun bir kısmında altında bunlar yatıyor. Evet. Hocam aslında şunu da söylemek lazım. Şimdi tabii ki bu tür sorunlar var ama sınavda hayatın gerçeği şu anda her aşamada okula daha yeni başladığımız andan itibaren eğitim hayatında, iş hayatında sürekli sınavlardan geçiyoruz. Bu dengeyi de mutlaka kurmamız lazım. Biraz ailelere bu dengeden bahsetmek gerekiyor bence. Ne yapmak lazım? Doğrusu nedir? Şimdi tabii burada denge dediğimiz şey bazen aileler şunu sorarlar. Hocam tam olarak ne yapmalıyım? Şimdi şöyle bir soru gündeme geliyor. Önümüzde bir sınav var ve bu sınavı çocuğun bir şekilde belli bir başarı göstermesi gerekiyor. İşte burada verilen imaj ya da verilen mesajın şu olması gerekiyor çocuğa. Bu sınav için elinden geleni yapmalısın. Bu sınav için çalışmalısın. Bu sınava çalışabilmen için ben senin için ne yapmalıyım? Didaktik bir yaklaşımla gitmemek gerekiyor. Yani işte çocuğa bak sen doktor olamazsan, öğretmen olamazsan, mühendis olamazsan aç kalırsın. Açıkta kalırsın, işte sokakta kalırsın, çok kötü bir çocuk olursun, şöyle olursun. Çocuk geleceğe yönelik korkudan ziyade, sence neden okumalıyız? Sence bu sınavın önemi nedir? Bu sınavı çalışmanın, çalışmamanın senin için avantajları, dezavantajları nedir? Bunları çocukla konuşarak çözmek gerekiyor. Çocuğa bunu söylettirmek lazım. Buna da biz felsefede Sokrates'in yolu diyoruz. Yani çocuğun yapmasını istediğimiz bir şeyi çocuktan dinleyebilmek, bunu ona gösterebilmek. Evet. Sonuçta önümüzde bir sınav olacak. Evet, sınav bir gerçek. Dünyanın her yerinde sınavlar var. Çünkü belli bir yere birçok insan giriyor ve o sınavın aşılması gerekiyor. Ama şunu söylemek gerekiyor çocuğa. Sadece söylemek de değil, göstermek de gerekiyor aynı zamanda. Evet, bu sınav için hepimiz
senin için gereken desteği sağlayacağız. Bakım desteği, barınma desteği, sağlık desteği, eğitim desteği, bunları biz sana sağlayacağız. Ama bizim açımızdan senin mutlu olmanın tek ölçütü sınav olmayacaktır. Sen bu sınav için çaba sarf et, hayallerin için, olmak istediğin bölüm için ya da başarı puanı için çalış. Biz sana destek olacağız. Ama bu sınavda kötü alsan bile bu senin ileride mutlaka mutsuz olacağın anlamına gelmeyecektir. Denge bir şekilde böyle sağlanmalı diye düşünüyorum. Hı hı. Aslında hocam öğrenciler size başvuruyor. Yani aileler evet. Çocuklarını size getiriyorlar ama asıl problemin, asıl sorunun ailelerde olduğunu görüyoruz biz sanki, değil mi? Ya asıl sorun ailelerde demek de belki çok iddialı bir soru. Çünkü genetik yakınlık da var. Hani çocukların bir kısmında da genetik olarak belki dededen, nineden, hani belki 5-10 baba öncesinden kaygı düzeyi yüksek olan çocuklar oluyor. Yani biz buna şey diyoruz tıpta, endişeli doğmak. Evet. Yani bazı çocuklar gerçekten diğer çocuklara göre daha endişeli doğuyorlar. Yani genetik olarak da böyle. Ama tabii ailenin yaptıkları bu endişeyi azaltabilir ya da arttırabilir. İşte başarı odaklı bir aile diye de aynalama ihtiyacını karşılanmamış bir çocukta. İşte ne demek aynalama? Çocuk iyi bir şey yaptığında onu desteklemek. Örneğin bir resim çizen bir çocuğa, resim kötü bile olsa, aa ne kadar güzel bir resim çizdin, gel bunu buzdolabına asalım, işte akşam annen baban görsün bunu gibi. Yani çocuğun yaptığı güzel şeyleri destekleyerek bir çocuk yetiştirdiğinizde bu çocuğun stresle başa çıkma becerisi de artacaktır. Ama eğitim hayatı boyunca okul öncesi ya da yeni doğan döneminde ya sonraki dönemlerde sürekli eleştirilen, aynalama ihtiyacı karşılanmayan, sevgi, o güven, temel güven duygusu verilmeyen çocuklarda ise küçük stresler de bu sefer çok yoğun bir kaygıyla gün yüzüne çıkartıyor düşünceleri, duyguları ve bu da başarıyı da engelleyen bir süreç oluyor çocuklarda. Evet. Ailelerde de yoğun kaygısı olan ailelerde de ben psikiyatriste gitmelerini öneriyorum. Yani sonuç itibariyle bu anne ve çocuk bağlamı ya da baba çocuk bağlamı tek taraflı olan bir şey değil. Anne baba kendi kaygısını çocuğa aktarır. Hem genetik olarak aktarır hem de gün içerisindeki kendi yaşadıklarıyla aktarır. Eğer çocuğuna yönelik çok yoğun endişe ve kaygı duyan bir aile olduğunu düşünüyorsa ve bunu da çocuktaki kaygıyı arttırdığını hissediyorsa bence ailelerin de bir ruh sağlığı uzmanından destek almasında fayda var. Evet. Az önce hocam kısaca bahsettiniz ama ben biraz daha bu konuyu açmanızı rica ediyorum. O da şudur ki yani kaygıda belki bir dengesizlikten bahsetmek söz konusu. Şöyle en az hiç kaygı duymamak da bir sorun diye düşünebiliriz diye ben açıkçası düşünüyorum. Çünkü bu sefer de çocuklar başka bir soruna doğru yol alabiliyorlar. Aşırı kaygı da büyük bir problem ama hiç kaygısız olmak da bir başka problem diye düşünüyoruz. Ne dersiniz? Tabii. Şimdi kaygı aslında kötü bir şey değil. Yani beynin bir savunma mekanizması. Bunu şöyle metaforize edebiliriz belki. Bir araba gibi düşünün. Buyurun. Şimdi biz arabaya bir alarm cihazı koyuyoruz. Kötü bir şey değil aslında alarm cihazının konulması. Gerçekten bir dışarıya bir hırsız girdiğinde bu alarmı çalmasını isteriz. Bu iyi bir şey. Ama bazı çocuklardaki alarm cihazı çok hassas. Rüzgardan etkileniyor, yaprak dökünce etkileniyor, kedi gidince, işte önünden geçince işte etkileniyor ve çalmaya başlıyor. Şimdi bu durumda alarmın kendisi uygun bir şekilde çalarsa koruyucudur. Ama aşırı hassas bir alarmsa bu sefer işlevli olmayan bir süreci beraberinde getirir. Bu anlamda da kaygı evet iyi bir şey. Sonuçta biz eğer bugün insanlık bir medeniyet kurduysa bunun altında kaygı yatar. Kaygının olmadığı bir eğitim sistemi de aslında olmaz. Çünkü kaygı olmazsa bu sefer çocukta motivasyon da olmaz. Çocuk sınava bırakın kendi hayatını sürdürmek için de herhangi bir çaba sarf etmez. O anlamda kaygının dozunda ve uygun bir düzeyde ise kaygı başarıyı tetikler. Evet. Hocam, ama aşırı kaygı öğrenmeyi olumsuz yönde etkiler. Evet. Şunu da sorayım. Aileler hangi aşamada çocukları için bir psikiyatriste başvurmaları gerekiyor? Çocuklarda ne gibi şeyler gördükten sonra böyle bir ihtiyaç doğuyor? Evet, şimdi şöyle aslında işleri bozma dediğimiz bir tabir var. Yani çocuğunuzu gördünüz ve bu süreçten sonra bir dönüm noktası olur ya da olmaz. Ama çocukta çok belirgin bir takım farklılıklar sezinlemeye başladınız. Örneğin işte daha önce futbol oynamaktan çok keyif alan bir çocuk artık diyor ki anne ben artık hiç keyif almıyorum. Oğlum ne yapmaktan keyif alıyorsun? İşte hiçbir şey yapmak istemiyorum diyor. Çocuk kendi odasına kapanıyor. İletişimi zayıflıyor. Aile içi ilişkiler bozuluyor. Ve arkadaşlarıyla da görüşünü kesiyor. Mesela bu bir sebep olabilir. İkincisi çocuk çok yoğun kaygı nedeniyle sık ağlama nöbetleri geçiriyor. Uykuları bozuluyor. İştahı kesiliyor. Ya da aşırı yemek yemeye başlıyor. Bu da yine bir
geliş sebebi olabilir. Ya da öğretmenlerden artık şikayetler gelmeye başlıyor. Bu çocuk çok dalıyor, daha çalışmıyor, odaklanamıyor, yazısı kötüleşmeye başladı, arkadaşlara tartışmaya başladı. Yani bir şekilde çocukta anksiyete ve kaygını ve depresyonun bir takım belirtilerini gördüğünüz andan itibaren bu çocuğu mutlaka bir çocuk ergen psikiyatri uzmanına yönlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet hocam. Hocam çok teşekkürler, sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir yayın olur. İnşallah. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hoşça kalın hocam.